1132 artı 232 artı 332 nokta nokta 2024 132 sayısının 32 ile bölümünden kalan kaçtır sorusunu modüler aritmetikle çözelim. Şöyle yapalım. İkiye ayıralım bu sayıları. Çift sayıları ve tek sayıları ayrı ayrı inceleyelim. Çift sayıları 2k ile gösterelim. 2k'nın 32. kuvvetini aldığımızda 232 çarpı k üssü 32 olur. Bunu da 232'yi 205 çarpı 227 diye ayırdığımızda 205'i 32 olduğunu biliyoruz. O zaman burası 32 çarpı 227 çarpı k üssü 32 olur. Bu da mod 32'de 0'a denktir. Yani 32'ye tam bölünür. Çünkü 32 burada çarpandır. 32 sadeleşir. 0 olur. Öyleyse çift sayıların tamamında 32. kuvveti 0'a denktir. Yani 32'ye tam bölünür. Öyleyse tek sayıları inceleyelim. Tek sayıları da 2k artı 1 ile göstereceğiz. 2k artı 1 üzeri 32'yi bulacağız. Şunları sadeleştiriyorum. Şunlar hep 0'a eşittir. Çift sayıları sadeleştirirsek geriye 1 üssü 32, 3 üssü 32, 5 üssü 32, 2023 üssü 32 gibi sayılar kalıyor. 2k artı 1 üssü 32'yi bulacağız. Bunu bulmak için önce 2k artı 1'in karesini bulalım. 2k'nın karesi 4k kare. 2k ile 1'in çarpımının 2 katı 4k ve 1'in karesi 1'dir. Tekrar karesini alalım. 2k artı 1'in 4. kuvveti. 4k karenin karesi 16k üssü 4. 4k kare ile 4k artı 1'in çarpımının 2 katı. 4k kare ile 4k'nın çarpımı 16k üssü k küp. 2 katı 32k küp. 4k kare ile 1'in çarpımı 4k kare. 2 katı 8k kare. Ve 4k artı 1'in karesi de 16k kare artı 8k artı 1 olur. Mod 32'ye baktığımızda 32 çarpan olduğu için bu 0'dır. Bunu sadeleştiriyorum. 16k üssü 4 ile 16k kareyi birleştiriyorum. 16k üssü 4 ve 16k kare eşittir. 16 ortak çarpanını alıyorum ve k kareleri ortak. 16k kare parantezini aldığımızda ilk terimde k kare, ikinci terimde 1 kalır. Artı 1. K1 doğal sayıydı. Öyleyse k kare ve k kare artı 1 sayılarından biri çift, biri tektir. Ya bu çift, bu tek. Ya bu tek, bu çifttir. Dolayısıyla bir fazlası diğerinden farklı olacağı için çarpımları mutlaka çift sayıdır. 16 ile de çift sayının çarpımı mutlaka 32'nin katıdır. Yani bu sayı 32'nin bir katıdır. O da mod 32'de 0'dır. Yani tam bölünür. Öyleyse bunları da atıyoruz. Bunların toplamı da 32'ye tam bölünüyor. Öyleyse bu ifadenin 4. kuvveti 8k kare artı 8k artı 1 olarak düşünebiliriz. 2k artı 1'in 4. kuvveti 8k kare artı 8k artı 1'e denk. Tekrar karesini alıyorum. Yani 2k artı 1'in 8. kuvvetini bulacağım. 8k karenin karesi 64k üssü 4. 8k kare ile 8k artı 1'in çarpımının 2 katı. 8k kare ile 8k'nın çarpımı 64, 2 katı 128k küp. 8k kare ile 1'in çarpımı 8k kare, 2 katı 16k kare. Ve 8k artı 1'in de karesi 64k kare artı 16k artı 1'dir. Yine 32'ye baktığımızda 32'nin katlarını atabiliriz. Bu 32'nin katı 64, 2 katı. Bu 4 katı. Bu da 2 katı. Bunlar sadeleşir. Öyleyse bu ifade 16k kare artı 16k artı 1'e denktir. Yine çarpanları ayıralım. 16k kare ile 16k'nın ortak çarpanı 16k'dır. 16k parantezine alırsak
İlk terimde k kalır. İkinci terimde 1 kalır. Artı 1. Bu ifadeye baktığımızda k ve k artı 1 ifadesi var. Bunlardan birisi çift, diğeri tek olmak zorundadır. Artışık olduğu için. Dolayısıyla k ile k artı 1'in çarpımı daima çifttir. Çift sayının 16'ya çarpımı 32'nin katı olacağından şu ifade 32'nin tam katıdır. Ve sadeleştirebiliriz. Geriye 1 kalır. Öyleyse 2k artı 1'in 8. kuvveti mod 32'de 1'e denktir. Bu ifadenin şimdi 4. kuvvetini alırsak 2k artı 1'in 8. kuvvetinin 4. kuvveti 2k artı 1'in 32. kuvvetidir. O da 1'in 4. kuvveti yani 1'e denktir. Öyleyse tek sayılarında 32. kuvveti 32. kuvvetinin 32'ye bölümünden kalan 1'dir. Soruya dönersek soruda 1 üssü 32, 2 üssü 32, 3 üssü 32 diye devam eden sayılar vardı. 2023 üssü 32 ve 2024 üssü 32. Çift sayıların 32'ye tam bölündüğünü söylemiştik. Bunlar sadeleşti. Tek sayıların da 32 bölümünden kalanlar 1 olduğu için buralara 1 yazıyorum. Burada terim sayısı 2024 olduğu için 2024'ün yarısı kadar tek sayı vardır. Yani 1012 tane bir sayısı vardır. Bunların toplamı 1012 yapar. Bunu da mod 32'de bulmak için 32'ye böleriz. 101'de 32 3 defa, 3 kere 2 6, 3 kere 3 9. 101'den 96 çıkarırsak 5, 2 indirdim. 52'de 32 1 defa 1 kere 32 32 çıkarırsak 20 buluruz. Demek ki sayının 32'ye bölümünden kalan 20'dir. Bir üssü 32'nin 32'ye bölümünden kalan 1'dir. 2 üssü 32'nin 32'ye bölümünden kalan 0'dır. 3 üssü 32'nin 32'ye bölümünden kalan 1'dir. 4 üssü 32'nin 32'ye bölümünden kalan 0'dır. 5 üssü 32'nin 32'ye bölümünden kalan 1'dir. Nokta nokta. 2023 üssü 32'nin 32'ye bölümünden kalan 1'dir. Ve 2024 üssü 32'nin 32'ye bölümünden kalan 0'dır. Öyleyse 1'den 2024'e kadar N üssü 32'nin 32'ye bölümünden kalan 20'dir.